Hoş geldiniz. Ben Hasan Güngör. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün CorelDRAW dersleri 5'ten devam edeceğiz. Bu videoda sizlere Print Merge numaratör vermeden ve bunların özelliklerinden, seçeneklerinden bahsedeceğiz. Print Merge nerelerde karşımıza çıkıyor? Numaratör nerelerde lazım oluyor? Fatura, bilet gibi işlerde, sıralı numara verilecek işlerde karşımıza çıkan bir seçenek Print Merge. Şimdi detaylı bir şekilde Print Merge'i incelemek için videomuza geçelim. CorelDRAW'ımızı açtık. Şimdi Print Merge'den bahsedeceğiz. File kısmından arkadaşlar Print Merge seçeneği var alt tarafta. Yanında diyor ki Create Load Print Merge. Yani ister yeniden kur ister devam et diyor. Şimdi buraya geliyoruz. İlk başta Create New Text diyor. Yani yeni bir metin oluştur diyor. Buna Next diyoruz. Buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Şuraya 1 yazalım. Hani bu birinci numaratörümüz. Yanında add diye bir yazı çıktı arkadaşlar. Yani ekle diyor. Buna bastığınız zaman ekliyoruz arkadaşlar. Altına geldiğimiz zaman da bunun attığımız bir yazısını alta atıyor. Yanında file tip, alan tipi numara diyor. Şurada arkadaşlar bunun altına geldiğimiz zaman numerik format diyor. Buradan kaç sıfırlı olacağını belirliyoruz. Mesela 10.000, 100.000 ya da mesela 100'e kadar yapsanız bile 5 sıfırlı olsun. Mesela 00100 gibi. Buradan onu belirliyorsunuz. Ben 5 seçeneği, 5 rakamlı yapmayı tercih ediyorum. Burada diyor ki ben bu seçeneği tıkladığım zaman numara kendi kendine sonsuza kadar devam eder diyor. Hani birden başlar diyor ya da buradan belirlediğin sayıdan başlar diyor. Sonsuza kadar devam eder diyor. Sen dur diyene kadar diyor. Ben bunu iptal ediyorum, kaldırıyorum arkadaşlar. Burada benim bitiş ve başlangıç sayım aynı olduğunu bildiğim için yani sonsuza kadar gitmesini istemiyorum. Buradan başlangıç 1 diyorum. Kaça kadar bassın? 2000'e kadar bassın. Ending value, bitiş numarası da 2000 olsun diyorum. Başlangıç numarası da 1 olsun istiyorum. Buraya bir tane daha ekleyelim mesela arkadaşlar. Bu da 2 olsun. Bu da mesela 4000 numara basacağım. Makine yorulabilir. Bir mola versin. 2000'den sonra bir 2000'i tekrar bassın. Tekrar aynı şekilde 5 rakamlıyı seçiyorum. Bunu kaldırıyorum. 2000'den başlayıp 4000'e kadar basılmasını istiyorum. Şimdi next dedim arkadaşlar. Birden bana şeyleri gösteriyor, sıraları gösteriyor. Buradan ta 4000'e kadar iniyor yani 2000 sayı iniyor. Next'e basıyorum. Daha sonra finish diyorum arkadaşlar. Şimdi sizin buraya bir şunu atması gerekiyor. Ben bunu buraya koyduğum için bende buraya geliyor arkadaşlar. Bunu sürükleyerek buranın içine alabilirsiniz tabii ki. 1 mesela ilk başlangıcım 1. Buradan insert print merge field diyor. Yani basacağın alanı getiriyor. Şimdi hemen bir tane fatura açıyorum size örnek göstermek için. Şimdi bir tane fatura açtım sizler için. Şimdi ben buraya bu numaratörü nasıl ekleyeceğim? Gördüğünüz gibi bunu bize bir text olarak attı arkadaşlar. Bunu getirdiğim zaman ben bunun kendi boyutunu da kendim ayarlayabiliyorum tabii ki. Buradan normal bir şekilde küçülterek boyutunu ayarlayıp yazı fontunu değiştirebiliyorum. Bold mu olsun, kalın mı olsun bunlara bakabiliyorum. Mesela ne olsun? Şu olsun mesela. Rastgele bir font seçtim. Buradan fontunu değiştirebiliyorum. Tabii bunu baskıya gönder dediğim zaman bu fontta çıkıyor. Bu fontta bu fontun sayı hanelerindeki numaralar olarak basıyor. Şimdi mesela devam ettik diyelim ki bunu 2000'e kadar bastı. Şimdi geriye kalan 2'ye geliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın 2'yi seçtim file'dan. Insert dedim. Şimdi bize 2000'den 4000'e olan numarayı atacak. Peki bu ben bunu küçülttüm, büyüttüm. Bunu da bana böyle attı. Ben bunun boyutunu nasıl ayarlayacağım? Arkadaşlar edit diyorum. Copy properties from. Buradan neyi alayım diyor bana. Yani kopyalayacağım şeyin neyini alayım diyor. Kenarlığını al, rengini al. Tüm seçenekleri buradan tıkladığım zaman tıklıyorum arkadaşlar. Bu 1'i seçtiğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı bir şekilde bana boyutuna kadar aynı şekilde verdi. Daha sonra shift'e basılı tutarak 1'i tıklıyorum. C yapıyorum. Alta basılı tutarak 1'i seçiyorum. 1 altta kaldığı için 1'i sildiğim zaman 2 gördüğünüz gibi aynı numara devam edecek buradan. Ha tabii bunu basarken arkadaşlar mesela 5 haneli 6 haneli numaralar yapıyorsunuz. Burada mesela böyle direkt değil de çünkü burayı sıranın onun üstüne çıkabilir numara. Biraz daha aralık verin. Şöyle yapsın mesela.
Böyle yapın arkadaşlar. Burada da matbaacı abilerim için bahsedeceğim bu konudan. Hani normal sıradan bir tasarımcı buna pek önem vermez. Onun için önemli değildir. Ama matbaacı abilerimiz 35-50'de 4 tane fatura basıp hani 2000 tane A4 tek tek basması yerine 35-50'den yapıp daha hızlı basmak isteyecektir. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. Edit Print Merge diyoruz. Tıklıyoruz. 2 taneydi. Şimdi buraya 2 tane daha ekliyoruz arkadaşlar. Farz edin ki toplam 4000'de bitecek ya. Şimdi buradaki numaraları değiştiriyoruz arkadaşlar. 4000 taneyi 4 tane de basacağımız için her sayıdan 1'den 2'den 3'ten 4'ten yani hepsinden biner tane basacağız. Buradan 1000'e kadar çıkacak. Düzeltiyorum. 2'den işte bu 1001'den başlayacak. 2000'e kadar çıkacak. 3 2001'den başlayacak. Tabi burada seçenekleri yeni açtığım için düzeltiyorum. 3000'e kadar çıkacak. Yani 4 tane yapacaksınız arkadaşlar. Buradan hemen seçiyorum. 3001 4000 diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Finish diyorum. Şimdi arkadaşlar burayı 1'i aldım. Buraya getirdim. 2'yi seçtim. Buraya getirdim. 3'ü seçtim. Onu da aldım geldim buraya. 4'ü seçtim. Onu da aldım geldim. Bunların hepsini mesela işte 12 punto yapalım. Küçültelim. Fontunu da işte Arial MT olsun. Aldım geldim Arial'i. Bunların hepsini arkadaşlar şöyle eşitliyorum. Mesela A'nın sağına hizalı, sıranoğlunun da tam ortasına hizalı yapsın istiyorum. Birincisi bu olsun. Ortalıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunların hepsini ortalayacağım. Aynı şekilde. Çünkü şu var. Numaratör aynı hizada olması için yani sayıların farklı farklı yerlerde olmaması için tek bir bütünmüş gibi olması için bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sıranoğlu'ya merkezi hizaladım. Faturanın da A'sının sağına dayadım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde 4 tane numara basmış oldum. İşimi biraz daha hızlandırdım. Bu tabi matbaacı abilerim için. Şöyle yakından gösterelim. 1, 2, 3 ve 4. Ama şunu unutmayın. Birinde 4'te mesela bir değişiklik yaptığınız zaman numaraların ve sayıların, fontların aynı kalması için hepsini de yapmanız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Evet, bu videoda sizlerle birlikte numaratör kurmadan bahsettik. Print Merge'den bahsettik. Özelliklerini gördük. Diğer videolarda görüşmek üzere. CorelDRAW serisi ve grafik tasarım videolarına devam edeceğiz.